Merhaba, bu videomuzda relative clause ile non-clause karşılaştırması yapacağız. Relative clause versus non-clause. Özellikle hani sorularda gördüğümüzde işte which, who, what, how, işte whether, if ya da işte whose, whom, where, when. Bunların hepsi hani relative, bazıları relative clause'da da kullanılabiliyor, non-clause'da da kullanılabiliyor. Ve öğrenciler genelde karşılaştıklarında hani relative clause sorusu mu, non-clause sorusu mu ayırt edemiyorlar. Bunu ayırt etmenin yollarını göstereceğim şimdi size. İşte bunu ayırt edip de onların kurallarına göre soruları çözmek gerekiyor. Yani çünkü relative clause'da da non-clause'da da bazı benzer kurallar var ama farklı kullanımlar var. Mesela ikisinde de boşluktan sonra fiil varsa gelen yapılar var. Mesela relative clause'da who, which, that getiriyoruz. Non clause'da what ya da who getiriyoruz. Yani burada önemli olan nokta, soruyu gördüğünüzde relative clause sorusu mu, non clause sorusu mu, önce bunu anlamanız gerekiyor. Bunun peşine de o hangisi ise relative clause'sa, non clause'sa, hangisi ise onun kurallarını kullanarak soruyu çözmeniz gerekiyor. Şimdi ufak bir 4 tane kuralımız var. Birincisi, boşluktan önce fiil, sıfat, soyut isim. Soyut isim dediğimiz işte belief, idea, assumption, evidence, fact gibi kelimelerdir. Böyle bir kalıp kullanıldığında ve bunlar genelde det alırlar. Şu soyut isim dediklerimiz genelde det alırlar. Bu şekilde fiil, sıfat ya da soyut isim varsa arkasından bunların non clause gelir. Cümle başında boşluk verildiğinde, yani cümlenin tam burasında boşluk verildiğinde oraya kesinlikle relative clause getiremiyorsunuz. Orada mutlaka non clause kullanmanız gerekiyor. Virgül varsa non clause genelde doğru cevap çıkmıyor. Yani çok nadir durumlarda böyle boşluktan önce ek bilgi vermek için iki virgül arası bilgi verirler. Hani o gibi durumlarda non clause kullanılabilir. Ama onun dışında virgülle beraber non clause'u kullanmıyoruz. Relative clause'un mantığı basit. Boşluktan önce isim verdiyseniz relative clause kullanılır. Relative clause'un da mantığı bu kadar basit. Şimdi birinci sorudan başlayalım. The museum is visited mainly by dolls. Şimdi bakın, boşluktan öncesine bakıyoruz. Dolls demiş. Bu dolls genelde insanları nitelendirmek için kullanılan bir zamirdir. İnsanlar demektir. İşte müze insanlar tarafından ziyaret ediliyor demiş. Yani bakın, bu dolls bir isim. Demek ki bu bir relative clause sorusu. O yüzden seçeneklere baktığımda how'la what'ı direkt götürüyorum. Çünkü how'la what non clause'un parçalarıdır. Sadece non clause'da kullanılır. Relative clause'da how'la what yoktur. O yüzden bu ikisini götürdüm. Şimdi bakın, boşluktan sonra ne var? Fiil var. Relative clause'da kural neydi? Boşluktan sonra fiil varsa who, which ya da that getiriyorduk. O yüzden şuradaki who'su da götürüyorum. Which ile who kalıyor. Those insanlar için kullanılır dedik. Bu yüzden which de olmaz. Doğru yanıtımız ne olur? Aydın seçeneği olur. Who ifadesi. İkinci soru. Boşluktan öncesine baktım. Wondered. Fiil. O zaman ben buraya ne yapacağım? Non-clause getireceğim. Burada non-clause kullanacağım. Şimdi seçeneklere baktığımızda in which'i görüyoruz. In which böyle preposition which, preposition whom sadece relative clause'a aittir. Non clause'a böyle bir kullanım yoktur. O yüzden bunu götürdüm. Bunun dışındaki kalıpların hepsi non clause'da da kullanılabiliyor. Relative clause olan who, which, that, where, when, why, whom, whose, bunların hepsi non clause'da da kullanılabilir. Ama preposition which ya da preposition whom varsa bunlar non clause'da kullanılmıyor. Şimdi bu noktadan itibaren anlığa bakacağım. Bizim hepimiz merak ediyorduk. Neyi merak ediyorduk? Tüm aile aniden, hiçbir şey söylemeden Kanada'ya taşındı. Şimdi bu cümlenin başına bunlardan hangisini getirsek daha güzel olur? Tabii ki de why'ı getirsek daha güzel olur. Çünkü merak ediyorlar. Neyi merak ediyorlar? Niçin tüm ailenin Kanada'ya hiçbir şey söylemeden aniden taşındığını merak ediyorlar? Doğru yanıtımız burada why ifadesi olacak anlam olarak. Üçüncü soru.
The council don't seem appreciate. Bakın appreciate fiil. Bu bir fiil olduğuna göre burada ne yapmam lazım? Noun clause kullanmam lazım. Ne dedik? Preposition which ya da whom olduğunda bunlar relative clause'dur. Hemen onu elerim. Bunların hepsi noun clause'da kullanılabiliyor. Şimdi whose. Whose'dan sonra the getiremiyoruz. Whose'dan sonra direkt isim getirmemiz lazımdı. O yüzden whose'u da eledik. How much, what ve where kaldı. Conseil takdir ediyormuş gibi gözükmüyor. Neyi takdir ediyormuş gibi gözükmüyor? Kasabada yaşayan halkın yerel pazara vermiş olduğu değeri dememiz lazım. Şimdi burada what'ı kullanamayız. Çünkü what olduğunda ya cümlenin öznesinin eksik olması gerekiyordu ya da nesnesinin eksik olması gerekiyordu. Bu bir tam cümle. Bu yüzden what burada anlamsız olur. Where diyemeyiz. Bu kasabada diyor zaten. Hani nerede ifadesi burada anlamsız olur. Burada doğru yanıtımız how much ifadesi olacak. Kasaba halkının yerel pazara ne kadar çok önem verdiğini takdir etmiyormuş gibi gözüküyor diyeceğiz. Doğru yanıtımız how much ifadesi. Ne kadar çok değer veriyorlar diye çeviriyoruz. Bakın cümle başı. Cümle başına ne dedik? Relative clause gelmez dedik. Noun clause olur dedik. Yani bu bir noun clause sorusu. Seçeneklere baktığımızda da 5 seçenekte noun clause da kullanılabiliyor. Ama if cümle başına getirilemiyordu. Noun clause olarak kullandığımızda if'i asla cümle başına getiremiyorduk. O yüzden şuradan if'i eledim. He least expected to happen. Şimdi burası bakın bir yarım cümle. He özne expected to happen fiil. Bunun nesnesi yok. Olmasını bekliyordu. Neyin olmasını bekliyordu? Nesne eksik. Nesne eksik olduğuna ne yapıyoruz? What kullanıyoruz. Doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği. Boşluktan önceki kelime hotel, otel yani bir isim. Demek ki ben burada ne yapacağım? Relative clause kullanacağım. İsimden sonra relative clause kullanıyorum. The fact that sadece noun clause da kullanılır. Eliyoruz. Whether sadece noun clause da kullanılır. Eliyoruz. How sadece noun clause da kullanılır. Eliyoruz. Where ile which kaldı. Burada baktık boşluktan sonra da cümle var. O zaman burada biz gönül rahatlığıyla veri işaretleyebiliriz. Çünkü otel bir yer ismi. Yer ismi boşluk cümle olduğunda ver yapıyorduk. Doğru yanıtımız Aydın seçeneği. Altıncı soru. Boşluktan önce Friday night demiş. Zaten bir isim var. Aynı zamanda ne var bakın? Virgül var. Zaten virgül olduğunda noun clause gelmez demiştik. O yüzden buraya yine benim relative clause getirmem lazım. If ile how birer noun clause'dur. Bunları eledik. Virgül var that gider. Bunu da eledik. Elimizde ne kaldı? When ile which kaldı. Friday night diyor. Zaman ifadesi vermiş. O zaman ne yapacağız? When yapacağız. Doğru yanıtımız Deniz'i seçeneği. 7. Bakın bu kez boşluktan önce says diyor. Fiil vermiş boşluktan önce. O zaman benim burada ne kullanmam lazım? Noun clause kullanmam lazım. In which sadece relative clause'da kullanılan bir yapıydı. Preposition which preposition'u sadece noun clause'da kullanılıyordu. O yüzden in which'i burada eliyorum. Whether that, who, whose. Bunlar hem noun clause'da kullanılabiliyorlar. Say kelimesi her zaman that de kullanılır. Say that şeklinde kullanılır her zaman. Bu yüzden burada doğru yanıtımız Ceyhan seçeneği olacak. 8. Anyone. Bakın anyone bir isim. Herhangi birisi demek. Demek ki ben burada relative clause kullanacağım. Seçeneklerde what'ı hemen götürüyorum. Çünkü what bir noun clause. Boşluktan sonraya bakıyorum. Fiil var. Fiil varsa who, which, that kullanıyorduk. Seçeneklerde that yok. Who ile which var. Anyone insanlar için kullanıldığından dolayı which de olmaz. Doğru yanıtımız ne olur? Who ifadesi olur. 9. Dismiss. Bakın burada bir fiil var. Fiil olduğu için buraya ne yapmam lazım benim? Noun clause getirmem lazım. Seçeneklere baktığım hepsi noun clause'da kullanılabilen ifadeler.
Sonra boşluktan sonraya baktım. Bakın I suggest demiş. Yarım cümle. I özne, suggest fiil. Yarım cümle olduğuna ne yapıyoruz? What kullanıyoruz. What direkt yok ama whatever var. O da olur. Doğru yanıtımız Deniz seçeneği. Bu everly yapıların hepsi non-closedur zaten. Burada whatever I suggest, ne önerirsem önereyim diye cümleyi çevirebiliriz. 10. See demiş. Bakın see bir fiil. O zaman benim yine burada ne yapmam lazım? Non-closed kullanmam lazım. Bu da bir yarım cümle ama seçeneklerde what yok. Demek ki başka bir şey kullanacağız. Şimdi seçeneklere baktığımızda in which'i eleriz. In which sadece relative clause'da kullanılıyordu. Bunu bir eledim. 4 seçeneği düşürdüm. Biz harita üzerinden Londra'ya olan mesafeyi kontrol ettik. Onun ne kadar uzakta olduğunu görmek için diyeceğiz. Londra'nın ne kadar uzakta olduğunu görmek için harita üzerinde Londra'ya olan mesafeyi kontrol ettik diyeceğiz. Doğru yanıtımız how far ifadesi, ne kadar uzak anlamında. 11. Yine bakın those var burada. Ne demiştik? Those insanları nitelendirirken kullanılır demiştik. Yani bu bir relative clause'dur. What'ı have'ı götürdüm. What, have sadece non-clause'da kullanılıyor. Why? The reason ya da explanation kelimeleriyle birlikte kullanılıyordur relative clause'da. Bu yüzden why'ı da eledim. Who'sla which kaldı. Şimdi boşluktan sonra work diyor. Şimdi work çalışma anlamına da geliyor. Çalışmak anlamına da geliyor. Yani isim olarak da kullanılabiliyor. Fiil olarak da kullanılabiliyor. Ama cümlede zaten bir fiil var. Takes place demiş. Bu cümlenin fiili olduğu için demek ki buradaki work'ü isim olarak kullandı. Fiil olarak kullanmış olamaz. İsim olarak kullandıysa da çalışmalar demiş. Kimin çalışmaları? İşte bunların çalışmaları diyeceğiz. Doğru yanıtımız whose ifadesi olacak. Zaten those insanlar için kullanılır demiştik. O yüzden de which olma ihtimali zaten yoktu. Yani çalışmaları felaket bölgesinde gerçekleştirilen kişiler psikolojik etkilerini anlayabilirler diyeceğiz. Doğru yanıtımız Denizli seçeneği olacak. 12. Virgül var. Virgül olduğunda ne yapıyoruz? Direkt relative clause yapıyoruz. Hemen şu weather'ı, hava bir götürdüm. Bunlar non-clause'da kullanılıyor. Virgül var. That gelmez. That'i de götürdüm. Where'le when kaldı. 15. yüzyıl demiş. 15. yüzyılı nitelendirdiğimiz için doğru yanıtımız when ifadesi olacak. 13. Parazit isim. Yani demek ki yine bir ne? Relative clause sorusu. Hemen bakıyorum. The fact that, how, bunlar non-clause. Bunları götürüyorum. Boşluktan sonraya baktım. Fiil var. Fiil olduğu için who, which, that gelmesi lazım. Whose ihtimalini de götürdüm. Who'la which kaldı elimde. Parazitler için who kullanamam. Doğru yanıtımız ne olur? Which olur. 14. soru. Boşluktan önce bakın. Understand demiş. Bu bir fiil. Fiil varsa ne yapıyorduk? Non-clause kullanıyorduk. Ve boşluktan sonraya baktım. Şimdi seçeneklerde zaten relative clause olan bir seçenek yok. Boşluktan sonraya baktım. Bakın bir zarf vermiş. Badly bir zarf. Neydi? How arkasından sıfatla zarfla karşımıza çıkabiliyordu. Böyle boşluktan sonra sıfatla da zarf gördüğümüzde how kullanıyorduk. Tabi how'un başka kullanımları da vardı. İlla sıfatla zarfla kullanılması gerekmiyordu. Ama boşluktan sonra sıfat zarf gördüğümüzde direkt how olur diye düşünüyorduk. Burada doğru yanıtımız Bursa seçeneği olacak. 15. Cümle başına ne yapmıyorduk? Relative clause getiremiyorduk. Bu bir non-clause sorusu. Hemen şu for whom'u eliyorum. Çünkü for whom sadece relative clause'da kullanılıyor. Hemen seçenekleri ne yaptım bakın? 4'e düşürdüm. Şimdi bakın burada diyor ki has been proved diyor. Kanıtlandı diyor. Ne kanıtlandı? İlk insanların 1 milyon yıl önce evrildiği kanıtlandı arkeolojik kazılarla diyeceğiz. Yani burada kesin bir durum var. Belirsiz bir şey yok. O yüzden böyle kesin durumlar olduğunda ne yapıyoruz? That ya da the fact that kullanıyoruz. İlk insanların 1 milyon yıl önce evrildiği
arkeolojik kazılarla kanıtlandı diyeceğiz. Doğru yanıtımız the fact that. 16. Doesn't matter demiş. Bir fiil var burada. Fiil olduğu için demek ki bu bir non-clause sorusu. Burada da bakın or not ifadesini görüyoruz. Or not varsa ne yapıyorduk? Whether yapıyorduk. Doğru yanıtımız Edirne seçeneği. Evet, böylelikle bu relative clause ile non-clause arasındaki farkı anlatan videomuzu da bitirmiş olduk. Mantığınız oturmuştur büyük ihtimalle. Ne yapıyoruz? İsim varsa relative clause diyoruz. Fiil, sıfat ya da soyut isim varsa non-clause diyoruz. Hani zaten bu fiildir ya da soyut isimde çok böyle karşımıza hani yaygın olarak çıkmıyor non-clause'da. Hani daha çok böyle fiil kullanılıyor. Hani bu şekilde ayırt ederek soruları çözebilirsiniz. Hani baktığınızda soruya boşluktan öncesine bakarak relative clause mu, non-clause mu bunun ayrımını yapabilirsiniz. Yani tabii böyle çok böyle uç sorular olabiliyor. Hani bu kurallara uymayan böyle uç sorular da çıkabiliyor karşımıza. Hani bu ama bunlar hani benim bahsettiklerim genelde böyle ÖSYM mantığında karşımıza çıkan yapılar. Hani uç sorular böyle zorlamayı isteyen yayınların hazırladığı sorular. Hani onlara çok fazla takılmanıza gerek yok. Hani mantık temel olarak bu. Bu mantığı uyguladığınız sürece relative clause'u, non-clause'u karıştırmazsınız. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.